Merhaba sevgili dostlar. Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından herkese selamlar. Sağlıklı, bol, hayırlı üretimler diliyorum sevgili arkadaşlar. Bugün dedik ki şöyle detaylı bir yuvalıkları kontrol edelim. Detaylı bir şekilde ve ardından da arkadaşlar gene çok soran olduğu için elimde kalan sahiplendirmek üzere sizlere sunmuş olduğum takımları göstereceğim. Bu takımlardan bazıları çünkü rezervelendi. En azından sizin de buradan bilginiz olsun diye böyle bir video çekelim istedik. Aynı zamanda da biliyorsunuz tüy sorunlu kuşlarımızı da iyileştirmeye başladık. Onlarla da alakalı sevgili arkadaşlar size yakından onları da göstereceğim. Evet, şimdi şöyle ufak ufak gene videoyu uzatmadan ne yapacağız arkadaşlar? Sizlere ufak ufak yuvalıkları içinde neler var neler yok onları şöyle bir onlara göz atacağız sevgili arkadaşlar. Evet, bu takımımız bildiğiniz gibi daha yeni eşlememiz. Kuyruğunun olmayış sebebi beyaz jumbomuzun arkadaşlar. Kuyruğunun olmayış sebebi sağmada yakalarken biz yanlışlıkla kuyruğunu çektik. O yüzden böyle. Bunlar çok iyi anlaşmaya başladılar sevgili dostlar. Bakalım ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Aynı zamanda da şuradan hemen her zaman olduğu gibi sulukları toplayalım. Hem de takımları gösterelim arkadaşlar. Evet, 8 numaramız şöyle bir erkeğimiz, maşallahlarımızı eksik etmeyin arkadaşlar. Şöyle yuvalığımızın kapağını açalım. Dişimiz de içeride. Evet, ne yaptılar? Şöyle görmüş olduğunuz gibi yumurtaya yatmaya başladı dişimiz. Bakalım bu eşlememizde nasıl bir sonuç çıkacak. Şöyle dikle, böyle dikle arkadaşlar. Bir de bir diyoruz. Şöyle yakından da gösterelim sevgili arkadaşlar erkeğimizi. Şöyle güzel bir erkeğimiz. Evet, hemen ikinci sırada gene erkeğimiz. Burada sevgili arkadaşlar hemen şöyle yuvalığımızı açalım. Annemiz resisif tarzında şöyle yumurtalarına yatmaya devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi erkeğimiz de burada. Ve 2 de 2 olmuş oldu. Şimdi diğer takımımız sevgili arkadaşlar. Erkeğimiz şöyle görmüş olduğunuz gibi dişimiz de içeride. Hemen şöyle bir bakıyoruz. Sevgili arkadaşlar erkeğimiz dişimiz yavrularına çok düşkün. Şöyle maşallah güzel yavrularımız devam ediyor. Evet, 3'te 3 yaptı. Buradaki takımım hep içeride sevgili arkadaşlar. Evet, soranlar oluyor. Böyle bir takım olduğu zaman ne yapmamız gerekiyor diye. Bu takımımız hep içeride. Herhangi bir içeride, daha doğrusu yuvalığın içinde zaman geçiriyorlar. Ne yapacağız? Yuvalığı bir sökeceğiz arkadaşlar. Bir hafta kadar bir yuvalığı sökeceğiz. Ondan sonra tekrar sökeceğiz. Bakalım herhangi bir çiftleşme olacak mı? Eğer olmuyorsa eş değiştirme işlemine gideceğiz. Bir sonraki takımımız yine erkeğimiz. Burada dişimiz şu şekilde güzel jumbomuz arkadaşlar. Bunlarda da henüz bir yumurtamız yok. Belki deminki gösterdiğim takımla dişileri değiştirebilirim ama ilk önce yuvalığı sökeceğim. Hemen buradaki takımımız sevgili arkadaşlar şöyle. Artık yavrular ufak ufak görmüş olduğunuz gibi kendini toparlamaya başladı. Şöyle bir kontrol edelim. Evet, şu şekilde arkadaşlar. Bu takımımız da böyle. Hemen bir sonraki takımımız şöyle bakıyoruz. Annemiz burada, babamız burada ve şu şekilde şöyle bize bakıyor. Yumurtalarımız da devam arkadaşlar. Maşallah. Evet, şu takımı erkeğimiz hastaydı. Onu ne yaptık? Tedavi ettik arkadaşlar. Tedavi ettikten sonra hemen 4 tane yumurtamız da buraya geldi. Bu takımımız da bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle öbür takımlara geçelim. Evet, bu takımımız sevgili arkadaşlar
rezerveleri açık, sahiplendirilecek. Şöyle hemen şuradan merdiven elimizi çekelim. İşimiz de içeride. İşimiz de bizim kendi yavrularımızdan. İkinci kuluçkaları sevgili arkadaşlar şu şekilde yavrularını çıkartmış durumda. 2-3 tane daha yumurtası var. Bu takımımız şöyle yakından da göstereyim size. Sahiplendirme yapılacak. Hemen diğer takımımıza geçiyoruz. Annemiz pancar yediği için kafası böyle. Merak etmeyin arkadaşlar. Şöyle erkeğimiz Lutino albino eşlemesinde şu şekilde yavruları çıkmış. Bu takımımız sahiplendirilecek sevgili dostlar. Hemen burada gene sarı yüzlerimiz var. Bir tane yavrusu şöyle görmüş olduğunuz gibi yeme düşmek üzere diğer yavrularını düşürdü. Aynı zamanda da 4-5 tane yumurtası şu an mevcut. Bu takımımız arkadaşlar sahiplendirildi gibi bir şey. Kaparasını bekliyoruz. Kaparaları aldıktan sonra sahiplendirme yapıyorum sevgili arkadaşlar ben. Bilginiz olsun. Hemen buradaki takımımız şöyle görmüş olduğunuz gibi enfes gri kanatlarımız iş başında şu şekilde maşallah hepsi sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Bu takımımız da arkadaşlar sahiplendirilecek. Çok iyi bir anne Jumbo, baba da Çek arkadaşlar. İri bir Çek, bilginiz olsun. Hemen diğer takımımız gene Rainbow takım. Sevgili arkadaşlar içeride şöyle görmüş olduğunuz gibi yavrusu yeme düşmek üzere. Gayet güzel, harika bir renk çıkarttı. Bunlar da arkadaşlar bu takımımızda rezervelendi, bilginiz olsun. Hemen burada annemiz Jumbo, baba Rainbow arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çok güzel renkte yavrular verdiler. Şu şekilde bu takımımızda sevgili arkadaşlar rezerveye açık. Hemen burada gene arkadaşlar Rainbow. İçeride gene dişiniz bizim kendi dişilerimizden 5 tane yumurta. İlk eşleme sevgili arkadaşlar bu takımımızda sahiplendirme rezervelere açık arkadaşlar. Hemen bir diğer takımımız gene Rainbow ve dişimiz gene bizim dişimiz sevgili arkadaşlar. Kendi yavrularımızdan. Bunlar da herhalde ilerleyen zaman içinde tekrardan bir çiftleşme yapılacaktır. Bu takımımız da sahiplendirilecek. Hemen buraya geçtiğimizde şöyle burada dinlendirmeyi aldığımız iki tane erkeğimiz arkadaşlar şöyle çok sağlıklı. Alt tarafta da dişileri sağlam takım arkadaşlar. Şu şekilde şöyle bu takımımızda buradaki iki takımımızda sahiplendirilecek. Evet, tüy problemi olan yavrularla alakalı şöyle tek tek bakalım. Görmüş olduğunuz gibi yavrularımız gayet sağlıklı bir şekilde tüylerini tamamlıyorlar. Şöyle bunları da kurtardık sayılır sevgili arkadaşlar. Bu yavrularımız da önceki videomda söylediğim gibi tedavileri bittikten sonra sahiplendirildi. Hepsi gidecek. Hemen bu tarafa geçtiğimizde burada da gene eşe hazır bir şekilde sarı yüz rainbowlarımız arkadaşlar Çek kırıkları, jumbo kırıkları, spangler gibi şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hepsi hazır bir şekilde bekliyor. Buradaki istediğiniz kuşlardan da rezerveye açık sahiplendirme yapılacak sevgili arkadaşlar. Hemen bu tarafa geçtiğimizde burada 5-6 aylık civarlarında jumbolarımız mevcut. İçlerinde güzel taşıyıcı kuşlarımız var. Hepsi sağlam sevgili arkadaşlar. Buradaki jumbolarımız da şöyle yakından gösteriyorum. Sahiplendirme yapılacak. Şu şekilde D
bilginiz olsun sevgili arkadaşlar. Evet, bir işi severek yaptığınız sürece arkadaşlar başarıya ulaşmamanız gibi bir imkan, bir şey söz konusu değil. Sizler yeter ki her şeyi zamanında üşenmeden gerekli olan şeyleri arkadaşlar yapınız ve böylelikle de başarıya ulaşacaksınız, buna emin olun. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız çok araştırsınlar, sorsunlar, sormaktan çekinmesinler ve böylelikle de hep kendilerini ileriye taşırlar sevgili arkadaşlar. Evet, bugünlük videomuz bu şekildeydi. Bir dahaki videomuzda bildiğiniz gibi muhabbet kuşlarına kullanmış olduğum ürünler ile alakalı bir bölüm çektim. Onun ikisini çekeceğiz. Çok istek geldi çünkü. İkinci bölümünü yapacağız arkadaşlar. Sizlere ürünleri sırasıyla tanıtacağım. En azından videoyu açtığınızda hangi ürünün ne için kullanıldığını, ne kadar kullanıldığını, ne işe yaradığını sizler de öğrenmiş olacaksınız. Ve böylelikle boş ürünlere para harcamamış olacaksınız sevgili arkadaşlar. Bu yüzden de bu kullanılan ürünlerle alakalı olan videoları kesinlikle izleyin. Sizin yararınıza olacaktır sevgili arkadaşlar. Gene üstüne basa basa söylüyorum. Ürün soran arkadaşlarım var. Sevgili arkadaşlar, ürün satmıyorum. Ürünlerle alakalı herhangi bir şeyim yok, satışım yok. Fakat bulamadığınız ürünler olursa tabii ki yardımcı olmaya çalışırım. Çünkü ürün şu an için satmak istesem ona zamanım gerçekten yok. İlgilenemem sevgili arkadaşlar. Bu yüzden de bildiğiniz gibi zaten şehir dışına kuşla göndermiyorum. Sırf zamanımın olmayışı ve kuşların yolda perişan olmasını istemediğim için sevgili arkadaşlar. Evet, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kalın, sevgiyle kalın, hayırlı, sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum herkese. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.